Ezan okunduğunda köpekler, çakallar neden ulumaya başlar? Bu konu benim çok dikkatimi çekti. Özellikle sabah ezanında çakalların sesleri sayesinde uyanan biri olarak araştırma yapmama neden oldu. Özellikle ıssız bölgelerde sabah ezanında çakalların veya köpeklerin ezan okunmadan önce veya tam okunur iken uluduklarına mutlaka şahit olmuştursunuz. Şu an arka planda gösterilen görüntülerde benim gibi meraklı bir vatandaşın sokak köpeklerinin farklı sabahlarda ezana verdiği tepkiler gösterilmektedir. Benim de en çok şahit olduğum ezan sabah ezanı. Sabah ezanı güzel bir sesle okunuyorsa eğer hep çakalların ulumasına şahit olmuşumdur. Bazı sabah ezanlarında çakalların hepsi eşlik etmiyor. Baktığım zaman bu ezanların arasında farklar olduğunu gördüm. Güzel okunan bir ezanda daha fazla katılımın olduğuna şahit oldum. Konuyla alakalı araştırmalarım sonucunda ulaşmış olduğum bilgiler şunlardır. Ezan okunur iken şeytanlar kaçışır. Ezan okunur iken melekler semadan yeryüzüne ezanı dinlemek için iner. Benim görüşüme göre öyle zannediyorum ki köpeklerin ve çakalların ezan okunur iken uluması meleklerle alakalı bir durum. Semadan inen melekleri gördükleri için onları karşılıyorlar. Bu düşünceme daha bilimsel bir anlam katar isek eğer şöyle bir açıklama yapabiliriz. Bizim görme aralığımız ile hayvanların görme aralıkları farklıdır. Dolayısıyla bizim göremediğimiz bir takım görünmeyenleri onların gördüğüne inanıyorum. Tersi ispat edilmediği müddetçe buna inanmaya devam edeceğim. Gözümüz 380 ve 760 milimikran ışık dalgalarını renkli olarak görür. Mor ötesi, kızıl ötesi ışınları gözümüz göremez. 380 milimikran altını ve 760 milimikran üstünü insanlar göremez. Ama bazı hayvanlar görebilir. Dolayısıyla bizim göremediğimiz melekleri görebildiklerini düşünüyorum. Eğer biz de iyi bir insan olur isek, Yüce Mevla bizim de görme aralığımızı genişletir ve görünmeyenleri görebiliriz diye düşünüyorum. Teknolojiyi geliştirip daha farklı eşikleri algılayan kameralar geliştirerek de bu başarılabilir şeklinde düşünüyorum.